Merhaba arkadaşlar, Pestemen Lab kanalına hoş geldiniz. Bomba bir gelişmeyle karşınızdayım arkadaşlar. Günün sürpriz gelişmesi. Günün mü, haftanın mı, ayın mı, acaba ne diyebiliriz bilemiyorum ama yıllardır merak edilen bir konuyla ilgili bugün bir açıklama geldi. Konami yetkilisi dedi ki Analik, yani Master League mobile de gelecek. Mobilde Analik yoktu. Yıllardır da hani mobilde bu oyunu oynayan arkadaşlarımız hep merak eder. Bir sonraki sene Analik mobile gelir mi gelmez mi? Konsolda olan bir moddur, etkinliktir. Ve sonunda mobile geleceği resmi ağızdan açıklandı. Konami'nin resmi açıklamasına dayanaraktan bu haberi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kimura, Konami'nin yapımcısı, dedi ki evet, Master League mobile gelecek. Mobile göre uyarlanacak. Aynı konsoldaki gibi olamaz. Telefon da kaldırmaz şimdi ama mobile uyarlanmış bir şekilde ana ligi oyunda görebileceğiz. Fazla bir detay yok. Şimdilik detaylar paylaşılmadı. Normalde ana lig konsolda olan bir etkinlik. Bu sene hatta ücretli. Normalde konsolda oyun ücretsiz. Mobilde her zaman ücretsiz. Konsolda da ücretsiz başlayacak. Sonradan istersek ana ligi parayla indirebiliyoruz. Mobilde paralı mı olacak, parasız mı? Sonradan mı indireceğiz yoksa oyun çıktığında direkt en başta gelecek mi? Bunlarla ilgili herhangi bir paylaşım yok. Benim düşüncem şöyle. Klasmanı kaldırıp oyunda klasman, hani belki de çoğu kişi ya bir süre sonra sıkıyor, sarmıyor da olabilir. Orada bayağı bir gidiyorsun. Sonu olmayan bir şey. Sürekli üst klasmanlara çıkıyorum. Ben orada klasmanı şeyden dolayı oynuyorum. Zor rakipler geliyor en azından. Diğer etkinlik modundaki rakipler bazen zorlamıyor. Diyorum ki klasmanda oynayayım, daha böyle güzel çatır çatır maçlar oluyor. Ama bir yere kadar insan hep aynı şeyi tekrar tekrar yapınca da sıkılıyordu. Belki o tarafı çıkarıp, klasmanı çıkarıp oraya bir analik etkinliğini yapabilirler. Detaylar bilinmiyor. Şimdilik bu bir haber, başlık, içerikle ilgili bir şey yok. Çok merak ediyoruz. Umarım güzel bir analik etkinliği olur. Mobilde oynayan arkadaşlarımız da keyifle oynarlar. Çevrim dışı online olmuyor. Hani internetle ama en azından orada oyuna karşı oynuyoruz. Hatta bir tasarımlar falan da yapılmış. Göstereyim. Daha haber bugün düştü ama örneğin Instagram sayfalarının birinde hemen bir analik tasarımı yapmışlar. Konsept bu tabii ki. Gerçek değil. Hani böyle olabilir diye. Şu kısma klasman, kampanya, turnuva, e-futbol, yukarı tarafları hiç değiştirmemişler. Aşağı tarafta baktığımız zaman Almanya Süper Kupası, İngiltere Süper Kupası, kupalar falan yapmışlar. Tamamen bir tasarım. Konami nasıl yapar bilinmez. Burada bir Bundesliga liginde Bayern Münih-Lipsik eşleşmesi. Devam ederim, acaba başka bir şey var mı? Kupalar filan, kupaları gösteriyor. Hatta e-futbol puanı GP hediyesi filan da eklemişler. O kadar GP verir de e-futbol puanı vermeyebilir. En azından bir analik haberini duyduk. Resmi ağızdan da geldi bu haber. Ben buna çok sevindim. Analigi de oyuna farklı etkinliklerin gelmesini istiyordum ben. O anlamda güzel oldu. Daha da farklı şeyler gelirse daha da seviniriz. Yeter ki ücretsiz olsun. Bir de bunu parayla falan indirtmesinler. Onunla ilgili de farklı detaylar gelirse ben sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıyeten bir gelişme daha var arkadaşlar. Konami resmi açıklamasında şöyle dedi bugün. Amerika Ligi'nde, yani MLS'de, Amerika'da oynayan futbolcuları da artık tamamen oyuna ekliyorlar. O ligde de MLS'de de anlaşmışlar. Orada oynayan futbolcular yeni oyunla birlikte oyuna eklenecek. Hani artık oradaki tüm futbolcuları da görürüz. Onlar Player of the Week'e falan da gelebilir. Kulüp Selection olarak da oradaki bazı takımlar gelebilir. Oyuncu sayısı, futbolcu sayısı epey bir arttı. Ama bir Bundesliga hala duruyor. Ben Bundesliga'yı çok isterdim. Tamam, MLS de iyidir, hoştur. Amerika'ya giden de önemli futbolcular oluyor. Ama bir Bundesliga hamlesi hala yapılamadı. Orada Dortmund'u var, Leipzig'i var, birçok takımı var. Onlarla ilgili bir gelişme ne yazık yok. Zaten Alman Ligi'nden Konami'nin 3 tane takımı vardı. Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Schalke 04. Schalke ligden düştü. O ikinci lige gitti. İki tane takım var şu an onların birinci liginde devam eden. Schalke ne olacak bakalım. Onun kulüp selection'ını getirsen ne olur, getirmezsen ne olur. Normalde de hani belki biz yüksek seviyeli ya da milli futbolcumuz Ozan olduğu zaman açıyorduk. Alman ligi ile alakalı bir gelişme yok. Ben o taraftan da bir hamleler bekliyorum. Ya da yeni ikonlar falan da anlaşılsa. Ronaldo FIFA ile vedalaşıyor belki de. Uzatılmayabilir onların sözleşmesi. Konami onu kazansa, farklı ikonlar gelse daha da güzel olacak. Bir de son olarak Konami'de hani farklı Twitter sayfalarından da şu açıklamaları yapıyorlar. Gamescom var bu hafta. Çarşamba başlayacak, cuma günü bitecek. Oyunun belli bir artık kısımları tanıtılacak burada. En azından ilk başta oyun nedir ne değildir göreceğiz burada.
Oyun ilk olarak konsolda çıkacak. 9 takımlı az takımla başlayacak. Sonra güncelleme gelecek, takımlar tamamlanacak. Daha sonrasında etkinliklerde falan derken kışında konsol mobil karşılıklı oynayabilecek eFootball Lig başlayacak. Mobilde ise yeni oyun 21 Ekim'e kadar toplar uzatıldığı için o tarihe yakın bir zamanda çıkacaktır. Resmi olarak şu tarihte çıkacak demedi Konami. Mobilde büyük ihtimalle dediğim gibi 21 Ekim'in ya birkaç gün öncesinde ya birkaç gün sonrasında oyun çıkabilir. Konsolda yakın bir zamanda ilk kısım gelecektir. Oyunun ilk hali paylaşılacaktır. Farklı gelişme olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Beni heyecanlandıran bir haberdi. Umarım heyecanlandığımız kadar gördüğümüzde de mutlu oluruz. Beklentilerimizi karşılayacak bir analik olur. Sizler de bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.